Merhabalar, ben Özgür Maral, Özgür Maral'ın Özgür kanalında. Şu an yine beraberiz. Ne oldu bu dolara ve altına? İnsanlar günlük yani böyle 1 lira 2 lira çıkmasını falan bekliyor. Yani olmuyor, o da olabilir. Burası Türkiye, Türkiye'de her şey var, mübah yani. Zannedersem Biden'ın soykırımı kabul edeceği şeyi satın alınmış. Yani bütün piyasa aslında Biden'ın soykırım söylemini daha önceden satın almış. Yani diyebileceğiyle alakalı. Geceleyin YouTube'da saat 2 sıralarında falan paylaşım yaptım. Arsa borsalarında dolar 8.42, 8.43, 8.45 gösteriyordu. O şekilde ben de yayınladım ve gram altın 7 500 şey 482 lira 83 lira gözüküyordu. Onu da o şekilde yayınladım. Ama sabahleyin bir kalktığımızda her şey sanki süt liman olmuştu. Bütün problemler çözülmüştü gibi. Ve insanlarda da hemen bir algı işte yani acaba düşüyor mu yine dolar? Doların düşmesi için hiçbir sebep yok. Bir iki gün böyle gitsin bakalım. Yani mutlaka bunun tekrardan bir çıkışı olacaktır. Dün yani 8.38'lerden falan niye bu kadar insin? İnmesi için bir sebep mi var? Bakın tam kapanmaya da gidiyoruz. Dolayısıyla ben yani bunun bir iki gün süreceğini bu gazın bir gaz aldıktan sonra daha bir hızla yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Halkbank davası şu an geliyor. F-35 krizi zaten var. Amerika ile sıkıntılarımız baş gösterebilir. Anlaşmazlıklar baş gösterebilir. Yani yeni demeçler verilebilir. Bu demeçler enteresan olacak. Fed'in faiz açıklaması var bu ayın 28'inde 2 gün sonra ve bir gün sonra da tam kapanmaya gidiyor. Türkiye 17 günlük bir kapanmada ne olacak? Yani yine esnaf kan ağlayacak. Esnaf zaten bitik bir vaziyette. Bana göre hiçbir şeyin aslında çok ekonomide doğru dürüst gittiğini ben zannetmiyorum. Öncelikle şu hastalık işlerinden bir kurtulmamız lazım. Yani bu önceki seviyeleri 8 850 seviyesi şu büyük seviyeyi eninde sonunda bir şekilde bunu gelip aşacaktır arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Bakın şurada buy seviyesinde 4 saatlik devam ediyor. Merak edilecek bir şey yok. Ufak ufak düzeltmeler olabilir. Piyasa böyle bakın şu geçmişi görmüyor musunuz? Çıkarken bile inişler çıkışlar olmuş. Olur. Bakın şuradaki büyük çıkış zamanlarında çıkıp bir inmesi, düzeltmesi, çıkıp bir inmesi, düzeltmesi, oralarda biraz güç toplaması, tekrar inip çıkması lazım. Şurası çok büyük bir çıkıştı. İnerken de çıkışlar, yükselişler olur. Genel şeye bakmak lazım. Genel gidişata bakmak lazım. Genel gidişatın yukarı olduğu gözüküyor. İndikatörler de al seviyesini yine desteklemekte, görmektesiniz. Bu çıta yani bugün aşılmaz, yarın aşılır, öbür gün aşılır, bir günde aşılır, bir saatte aşılır. Yani siz doların kendi yönünü bakın, şu yalnız ivme bugün ne olduysa bir aşağı doğru kırıldı. Ben yukarı doğru çıkmasını beklerdim açıkçası. Şöyle bir çıkış trendi 4 saatlik de vardı. Ama bu yarın çıkar, öbür gün çıkar, 3 gün sonra çıkar. Yani bir anda fırlayabilir. Doların çıkışı zaten sert ve muhteşem olacak ben demiştim. Şöyle günlükten de baktığımız zaman bir ufak bir düzeltme yaptı. Geri yukarıda iğne bıraktı, aşağı doğru ineceğini gösterdi. Şimdi bu altta bir 8.23'ler falan var. Zannetmiyorum oralara. Ya 8'li seviyeler zaten zannetmiyorum da. Hani buraya dokunabilir. Tekrar güç toplayıp tekrar günlükte yukarı çıkabilir. Hiç bana göre değişen hiçbir konjonktürde bir şey yok. Şu ortalamaların altına düşmesi sadece kötü. 8.20'nin altına düşerse ki düşmez. 7.95 var daha altta. Ben oralara gideceğini açıkçası zannetmiyorum. Yakın bir zamanda tekrardan bu çıkışını gösterecektir. Bakın 8.30'da kapattı bugün. Euro'yu takip edin. Doların 9 lira olması için Euro'yu takip edin. Euro 10 liranın üstünde kaldıkça bu sizin sigortanız olacak arkadaşlar. Yani bu bunun kedi gibi kuyruğundan devam edecektir. 9'a doğru bu da devam edecektir. Yeter ki buralarda biraz dursun. Geçen bu da 10 lira 20 kuruşa çıkmıştı. Olabilir. Anlık geri çekilmeler, tekrar yüklenmeler olabilir. Gram altın tabii 474'e tekrar 475'e tekrar indi. O da çıkacak. Yani o da 482 gösteriyordu Asya borsalarında. Ons altın işte bir çıkışı alameti göstermiyor. Bu da Amerika'daki işte tahvil faizlerin artırılmasından dolayı millet oraya yığınak yapıyor. Paraları oraya gömüyor. Hala da Bitcoin'e tabii ki paralarını gömen var. Şu an yatırım araçlarından en büyüğü diye nedir diye Türkiye'deki anket yapsanız ve dünyada yani bu büyük bir oranda daha çok kripto paralar çıkar. Çünkü en gencinden
Genç nüfusun hepsi, küçük paraların hepsi kripto para alıyor. Yani siz TikTok videolarına falan bakmıyor musunuz hiç? Veya Facebook videolarına bakmıyorsunuz. Çocuk yaşta insanlar işte alı sat tavsiyeleri veriyor, şu bu. Oralara kadar düştü yani. İşte şu patlayacak diyor, bu yeni çıktı diyor, bunu alın, bunu verin. Bir bakmışsın hepsi trader olmuş. Hepsi analist olmuş. Hepsi yani inanılmaz bir gençlere doğru bir inme durumu söz konusu. Onun için bu bana göre bir miktarda bu dolar ve altının gümüşün baskılanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi yeni dünya düzeninin getirdiği kripto para düzeni. Orada da biliyorsunuz TODEX ve Bitcoin ve ondan sonra bir tane daha borsa batmıştı. Yani sıkıntılar var. Gerçi her borsayı kötülemek de doğru değil ama işini iyi yapanlar var, kötü yapanlar var. Soğuk cüzdan öneriyorlar. Soğuk cüzdan dediği şey de yani siz bir flash belleğinize kriptolarınızı alıyorsunuz, şifrenizi de alıyorsunuz. Borsa kapansa bile onu herhangi bir bilgisayara taktığınız zaman yine siz şeylerinizi görüyorsunuz. Yani yatırımlarınızı ve Bitcoin'lerinizi veyahut da altcoin'lerinizi görebiliyorsunuz. Onu öneriyorlar bu aralarda ve araştırma halinde şu an TODEX ve diğer kripto paralar. Yakın bir zamanda düzenleme gelebilir. Düzenleme gelirse çok daha güçlü ve sağlam olur bana göre. Ben de düzenlenmesi taraftarıyım. Devlet kontrolüne girmesi, her önüne gelenin borsa açamaması ve bu tarafa geçen yapılan işlemlerin denetlenmesi bence gayet mantıklı olur. Hem bu devlet tarafından kabul edildiği anlamına gelir yavaş yavaş. Hem de daha garanti işler olur diye düşünüyorum. Devlet de bu bakımdan kâr edebilir, vergi alabilir paradan. Çünkü çok büyük bir para dönüyor oralarda. Karşılıklı kazan kazan win-win olaya da göre gidebilir. Bitcoin ilginç bir şey oldu. Bitcoin tekrar atağa geçti. Dedim ya 5000-5000 düşüyor. 5000-5000 yükseliyor. 48 bin dolarlara kadar falan düşmüştü. Bakın şuralarda. 50 bin doların altı da sarkmıştı. Daha da altta bir 45 bini vardı. Bu çok daha güçlü bir desteğiydi. Şu an yukarı doğru tırmanıyor. Buralarda kapattı. Tekrar bir 60 bine doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım o da. Gold altın yani ons altın birazcık beni düşündürüyor. Yani biraz daha atak seyretmesi lazım ama bu seviyelerin üstünde kalması bana göre oldukça önemli. Lafı uzatmaya gerek yok. Lamıcımı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yani 1770 doların altına inmedikten sonra bunun yolculuğu yine 1830 dolardır yani. Bunu çıtayı buradan diktik. Bu seviyenin üstünde kaldı. Burası güçlü bir seviye. Ya yani bunun altına inip inmemesi çok önemli olacak. Burayı takip edin sizce siz de bence 1770 dolar. Fed'in faiz açıklamasından sonra tahvil alımı, tahvil faize yükselmesi burada da bir miktar kımıldamalar olabilir. Saldırgan bir at gibi bir anda fırlayacak bana göre dolar ve altın ve insanları serseme çevirecek diye ben açıkçası düşünüyorum. Lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Bir de biz gündemi olan şeyi yorumlamaya çalışıyoruz. Bir de hani biz bunlardan mesul değiliz ki artar azalır sanki bazen öyle hissediyor ki insan ya bunun düşmesinden veya çıkmasından ben mesulmüşüm gibi veya bizler mesulmüşüz gibi. Arkadaşlar piyasa şartları böyle. Yapacak bir şey yok. Ons altın hemen hızlı hızlı bak buralarda da gösteriyorum. 1770'i bakın takip edin. Şunu her gösterdiğim grafikte şu mavinin de arkadaşlar şu mavi çizginin de buralara yaklaşmamasına özen göstereceğiz. Birdenbire bunun ben şahlanacağına buralarda da dinleniyor bakın alt kademe bitti. Buralarda da dinleniyor. Yakın bir zamanda bu yukarı doğru 1830'ları üstüne doğru bana göre fırlayacaktır. Yani stop fena değil. RSI orta bölgede. Günlükte belki biraz daha iyi şeyler gözükebilir. İşte şu kırmızı ya yani şu mavi burada da bir kesse yukarı doğru şöyle. Kırmızıyı kesmiş. Siyahı da kestiği zaman yandı gülüm keten elva olacak yani bu. Bana göre artış kaçınılmaz. Bana göre artış kaçınılmaz arkadaşlar. Çok bile durdu yani bana göre çok bile durdu. Şimdi yalnız benim zamanım daralıyor. Ben Nisan ayının sonuna kadar bu 500 lirayı bulabileceğini söylemiştim. Hatta dün YouTube'da işte hikaye paylaşımında gösterdiğim 482 lirayı görünce geçen gün öyle de yazdım zaten Asya borsaları falan öyle gösteriyordu. 482'nin üstüne çıkmış kabul ettim. 482'nin üstüne çıkarsa daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi 500'lü yürüyüş başlayacaktır. Hem de çabuk bir halde başlayacaktır diye düşünmüştüm. Şimdi hala 475 ama bir günde birkaç günde 500'e ne kadar yaklaşırsa o öngörüm oydu. Belki o kadar yaklaşmıştır diyebileceğim bilmiyorum. Halen de ben 500'e gidebileceğini düşünüyorum. Gram altının arkadaşlar. Gümüş onsuna falan çok hızlı bakıyorum. Kimseye yormaya gerekliliği yok. Büyük çıkışa halen biraz uzak. Bir çıkış bekliyoruz ama bu kadar da yavaş bir çıkış olmaz. Ama işte şu mavi ortalamanın 9 günlük ortalamanın diğerlerini kesmesi olumlu pozitif bir görüntü.
kademe kademe çıkacaktır diye düşünüyorum. Gümüş onstan halen yükselme beklentimi geri plana itmiyorum. Gram gümüşte de işte şu 7 lirayı, şu seviyeyi arkadaşlar bir geçemedi. Burayı geçerse zaten yandı gülüm keten elba olacak. 7 lira seviyesini bir aşması lazım ve oraya da çok yakın bakın. Orayı aşmak için çabalıyor yani, görüyor musunuz? Yani bu 7.02, 7.20, 7.10 olduğu zaman korkma. Daha sonra yürüyecektir bu diye düşünüyorum günlükte. Günlükte alım devam ediyor. Herse hafiften kafasını aşağı doğru dikmiş ama çok da önemli değil. Bu uyumsuzluk yok. Şurayı bir kesmemesi lazım aşağı doğru biraz daha. Gümüşten de ben açıkçası çıkış beklemekteyim kıymetli arkadaşlarım. Euro da onlar, Euro şeyin sigortası, doların sigortası, 9 liraya gitmesin sigortası ne yaptı? İndi indi, bak bu da indi. Euro da indi ama 9 liranın altına 10 liranın altına kendini kaybetmedi. Yine 10 liranın üstünde kaldı. Bu çıkış devam edecektir. Gerçi şey biraz bayılmış. 4 saatlikte bayılmış bakın. RSI ve Stoxx indikatörü aşağı doğru vurmuş bugün için. Biraz şu görüntü de korkutuyor. Yani RSI ve Stoxx aşağı inmeye meyilli. Ancak süper trend al vermeye 4 saatlikte hem de devam ediyor arkadaşlar. Bir günlük de devam etmekte. Ben yani yukarı doğru çıkış istikrarını bozmayacağını ve bunun bu şekilde devam edeceğini halen de bekliyorum. Altcoin'lerde biraz sıçrama ve yükselmeler var. Kanalımıza arkadaşlar abone olmanızı tavsiye ediyorum. Şu kısa tuttum bu videoyu çünkü çok fazla bir gelişme yok. Bana göre bir yukarı çıkış şeyinde tertibatında bir bozulma yoktur. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.